Tunus'un güneybatısındaki Dehiba bölgesindeyiz. Burası Libya'da sığınmacıların ülkeden kaçış için kullandığı iki ana kapıdan birisi. Bu kapıdan her gün ortalama 800 ila 1000 arasında Libya'da Tunus'a geçiş yapıyor. Tunuslu yetkililer Nisan'da Haziran ayları arasında 60 bin Libyalı'nın Dehiba'yı kullanarak Tunus'a geçtiğini söylüyor. Buradaki mültecilerden biri de yaklaşık 100 kilometrelerdeki Nalut köyünden İbrahim İsa'nın ailesi. Ailemin tamamını daha güvende olmaları için Tunus'a gönderdim. Ancak hiçbir şey olmayacağı konusunda da kesin emin değilim. Çünkü keyfi bombalamalar var. Her yerde Kaddafi'nin askerleri var ve silahların nereden sıkıldığını göremiyorsunuz bile. Dehiba sınırdan sadece 3 kilometre uzaklıkta. Münir ve ailesini de işte burada gördük. Onlar da Nalut'tan kaçan ailelerden birisi. Tunuslular 3 ay boyunca onları ücretsiz bir şekilde ağırlamışlar. 1,5 aylık bebek de işte Tunus'taki bu evde dünyaya gelmiş. Nalut'tan kaçıp Tunus'a geldik. Tunuslular bize evlerini verdiler, yiyecek verdiler. Bize kardeş gibi davranıyorlar. Allah'a şükür şu anda iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Burada bulunan Libyalı mültecilerin %95'ine bu iyilik yapılmış. Tıpkı Münir ve ailesine olduğu gibi. İşten eve geldim ve onları yolda buldum. Gidecek hiçbir yerleri yoktu. Onları aldım, evime getirdim. Bu eksiği ya da fazlası olmadan sadece Allah rızası için yapılan bir şey. Dehiba'dan 47 kilometre uzakta Rema'da mülteci kampındayız. Burası Nisan ayında Birleşmiş Milletler Mültecileri Yüksek Komiserliği tarafından oluşturulmuş ve kampta çoğunluğunu kadınlarla çocukların oluşturduğu 800 kişi barınıyor. Libya'daki siyasi belirsizlikten dolayı buradaki kamp yetkilileri de harekete geçmiş ve hazırlıklarını yapmışlar. Umarım Libya'daki sorun çok fazla uzamaz. Ancak uzasa bile uzun vadeli ve acil durumlar için planlarımız mevcut. Mülteci akını olsa bile 10 bin kişiyi ya da 1500 aileyi misafir edebilecek kapasiteye sahibiz. Fatıma ile Mona'nın ailesi de son iki aydır burada. Bombardımandan ötürü Nalut'u terk etmek zorunda kalmışlar. Herkes korkuyordu. Hatta paranız olsa bile hiçbir şey yapamazdınız. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir yerde hiçbir şey yoktu. Evlerimize bile giremiyorduk. Mona şu anda güvende. Ancak kardeşi isyancılarla birlikte cephede. Kaddafi'ye karşı mücadele veriyor. Teslim olmayacağız, güvende kalacağız. Halkımızı ve çocuklarımızı öldürsen bile boyun eğmeyeceğiz. Biz evlerimize döneceğiz, bu kesin. Ve sen ey Kaddafi, Libya'dan gideceksin. Buradaki mültecilerin çoğu Kaddafi karşıtları. Dediklerine göre Kaddafi'ye bağlı askerler onların hayvanlarını öldürmüş ve arazilerini ateşe vermiş. Onlar da şimdi rejimin düşmesini bekliyor. Uluslararası kamuoyundan Kaddafi'ye karşı acilen harekete geçmesini istiyoruz. Bize her gün, bu hafta ya da bu ay içinde olacağı söyleniyor. Ancak bu zaman zarfında o halkını öldürmeye devam ediyor.